Abi bu telefon megadet açar mı? Başlarda iyiydi. Ondan sonra ne oldu anlayamadım. Ben bilmem orasını. Abi ben Pink Floyd dinleyebilir miyim? Herkese merhaba arkadaşlar. Frekans Adam kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Asus Zenfone Max'in hem kulaklık çıkışını test edeceğiz, ses kalitesini ölçeceğiz, hem de dahili hoparlörün ses şiddetini ve ses kalitesini ölçmüş olacağız. Dilerseniz ufaktan başlayalım. Öncelikle flek kalitede parçalar kullanmayı ve doğal yollardan test etmeyi ihmal etmedim. Asus'un 32 ohm empedans değerli kulaklığı 60 mm'lik sürücüye sahip olduğu için özellikle kullanmayı tercih ettim. Ek olarak Audio Technica CKS99 ile de test etmeyi ihmal etmedim. Asus Zenfone Max, Zenfone 2 Lazer'e nazaran Audio Wizard, dahili ses iyileştirme özelliğine tepki bakımından biraz daha zayıf. Hemen hemen benzer olsalar da Asus Cerberus'u beslemesi zor olduğu için aralarındaki farkı biraz daha iyi kavradım. Audio Wizard aktif ya da pasifken fark etmeksizin besleme konusunda Zenfone 2 Lazer'e nazaran daha zayıf. Xperia Z2 gibi nesiller öncesi telefona göre dip ve yüksek frekanslı seslerde beklediğim performansı veremedi. Zenfone Max'in özellikle film ve oyunlardaki ses performansı benim daha çok hoşuma gitti. Müzikal anlamda biraz daha sıcak tonlamalar aradım. Eğer bu telefona sahipseniz ve müzikal anlamda daha iyi bir kalite arıyorum diyorsanız mecbur üst kalite 16 ohmluk bir kulaklık kullanmalısınız. Genel olarak dip ve yüksek frekanslardaki kulaklık performansı biraz daha sıcak olabilirmiş. Yine de mid sesleri ve vokali yansıtma konusunda başarılı olduğunu belirtmeliyim. Kulaklıklarla uzun süreli denemelerimde şunu fark ettim. En iyi performansı düşük umajlı kulaklıklarla yansıttı. Örnek vermek gerekirse Soundmagic Eones, Soundmagic PL11 ve daha birçok düşük umajlı kulak içi kulaklıklarda iyi performans aldım. 16 ohm değerli kulak üstü kulaklıklarla da iyi performans yakalayabilirsiniz. MA2600 gibi birçok farklı kulaklıklarla iyi performans yakalarsınız. Tabii yüksek umajlı kulaklıklarda birazcık zayıf kalabiliyor. Bunun da önüne ek kulaklık amfisi alarak geçebilirsiniz. Bu da maliyeti birazcık kabartabiliyor. Hoparlör performansından bahsedecek olursam, Zenfone 2 Lazer'in yanında ses şiddeti bakımından kaybetse de tiz ve diyalog sesleri hoşuma gitti. Özellikle film ve oyunlarda beni tatmin etti. Sıcak ve keskin bir şekilde sesler gelebiliyor. Müziklerde ses şiddeti zayıf olduğu için ve 86 desibellik şiddete kadar erişebildiği için ufak bir gürültüde sesi takip etmekte güçlük çektim. Birazcık daha şiddetli olabilirmiş. Zenfone 2 Lazer'in ses şiddeti konusunda da gerisinde kalıyor. Yalnız Xperia Z2'nin hoparlöründen daha iyi olduğunu belirtmeliyim. Equalizer tepkisinden bahsetmek gerekirse hem hoparlör hem de kulaklık çıkışı adına konuşuyorum. Equalizer tepkisi bakımından beğenimi kazansa da normalin ötesinde sesi yapaylaştırdığı için pek fazla hoşuma gitmedi. Açıkçası flat ayarlarda kullanırsanız daha iyi bir performans yakalarsınız. Oranlamak gerekirse Zenfone 2 Lazer ses kalitesi ve şiddeti bakımından benim gözümde 85 alırken Zenfone Max ise 81'lerde kalıyor. Sonuç olarak Asus Zenfone Max sesli görüşmelerde oldukça performanslı. Keza oyun ve film performansı konusunda da beklentimi karşılayabildi. Tabi müzikal anlamda birazcık daha iyi performans sergilemesini isterdim. En azından içimizi birazcık daha ısıtabilirdi. Açık konuşmak gerekirse yüksek batarya kapasiteli bu telefona
İyi bir dak ünitesi yerleştirselerdi tadından yenmezdi. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Paylaşmayı unutmayın.